Bak ben 3 haftadır buradayım. Dışarıdaki hayatında mı böylesin? Yo, bunu söylemek şu an mı aklına geldi? 3 haftadır benim hakkımda gayet de yorum yapıyorsun şimdi mi? Ben yoksa yo, dahil olmam, seninle muhatap olmam. Gayet de tavrım var, herkese karşı da bir tavrım var. Buradaki herkese kendimi gayet iyi açıkladığımı soralım düşünüyorum. Hemen. Sana açıklayamadıysam sorun sendedir, soralım ben de değildir. Hiç fark etmez. Seç birini. Birini seç, sen seç. Fark etmez. Yo, herkes, istediğin herkesi seçebilirsin. Ben tamam. Kendi tavrım ve karakterim olduğunu düşünüyorum. Ben soruyorum. Burak. Niye orada dedikodu yapıp geldiniz herhalde? Murat sana sorayım. Oradakilerden birini seçmene gerek yok hayatım. Orada dediklerinizi olsana duyduk zaten. Tamam, oraya geçmedim Murat. Daha fazla yakında bir şey söyleyeyim ya. Ben sizi burada bekledim, yanınıza Ceren gelmedim. Ceren, Elzem, Elzem'e soruyorum. Elzem bizim yanımıza değildi. Tamam, Elzem'cim, Twitch edince aklına bir karakter geliyor mu? Geliyor. Ne? Bence gayet tatlı bir tatlı bir karakter. Ya tatlılık ya değil ya. Uf, tatlılık ne şöyle ya, benim için tatlı bir karakter. 19-20 yaşındaki bu kızın gösterebileceği tatlı bütün karakteristik ya özellikleri gösteriyor. Sinirlendiğinde, yeri geldiğinde konuşması gerektiğinde söylüyor veya konuşuyor. Ben Tuğçe'nin karakteri... Sen sesini duydun ha? Ha? Sesini duydun Tuğçe'nin. Abartma canım o kadar. Ben duyduk duydum gayet. Ne zaman tartışması gerekse, burada biriyle tartışması gerekse her zaman arkadaşım şirinlikleriyle kendini sevdirip bu evde kalmaya çalışan bir arkadaş bana ne göre. Ne dedin, ne dedin? Tekrar söyle, duymadım. Mesela işte tekrar şey... Tekrar söyle. Yok hayır, tekrar söylesin, duymadım cümleyi. Özür dilerim, şöyle bir durum var. Hayır, arkadaşlar pembe giydim de benim masum sanmayın, hiç masum değilim ha. Ne diyorsun, duymuyorum. Niye duymuyorsun? Hayır, sesin gelmiyor. Duymuyorum. Gerçekten duymuyorum. Kız nasıl gelmeyebilir oraya? Demin söylediğin şeyi duymadım. Cümleyi dedi tekrar ki pembe giydiğinde beni masum sanmayın. İçinde hala fırtınalar ondan esiyor. Ondan önce söylediğin diyor şeyi duymadım. Diyor ki masumluk duymadım yaparak bu evde kalmaya ya çalışan bir arkadaşım. Ya kızlarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadık durumda diyor. Kendimi sevdirerek bu durumda çalıştığını düşünüyorsun. Şurada da konuştum yüzünden tamam, bu söyle, hiç fark etmez. Arkandan konuştuklarını da söyleyebilirsin. Bu, duydum zaten bu, çoğunu. Duy, tam söylememe gerek var mı? Diyorum, bekliyorum. Ama çünkü. Tamam. Ne dedin? Duyduysan bir daha mesela... konuşmayayım. İyi tamam söylüyorum o zaman. Dedin ya güçlünün yanında durmaya çalışıyor bilmem ne falan filan dedin. Sen kendin burada kendi ağzında dedin ki Yağız'la kavga ederken ben strateji yapıyorum tabii ki güçlünün yanında duracağım dedin. Bunu söyleyen sensin. İkinci olarak da şöyle çıkamam bir şey söyleyeyim. Yağız'la kendin buraya geldiğin ikinci hafta, ben, üçüncü hafta bak ben cümle, muhatap, ben bir şey konuşuyorum. Ben aynı şu an cümle bir şey konuşuyorum. Bir şey konuşuyorum. Bak benimle, şey, tamam hayır, ben bak, ben seninle alakalı bak, bir şey söyleyeyim. Ama bir şey konuşmama izin vermiyorsun başka ki. Başka kişilerden örnek hayır, ver. Hayır bunu demiyorum, bunu demiyorum. Diyorum ki sen normal Yağız'la ikinci, üçüncü hafta arkadaşsın. Sonra aranız bozuldu, anılarla iyi oldum. Ben de burada aram insanlarla bozulup başka insanlarla da samimi olabilirim. Bir dakika, ben kimle yakınım sonra? Diyorum ben anılarla dördüncü hafta mı yakın oldum? Hayır bunu söylemiyorum. Sen Yağız'la da samimiydin, aram bozuldu, anılarla da yakın oldun. İnsanlar bunu yapabilir. Benim aram çok insanlarla bozulabilir. Sen? Benim aram i̇zledin buradaki... Mi? Ne? Gayet İzlemedin de izledim. Seni gördüm mü yani? Kulaktan siz Yağız'la duyma takımı... bilgilerle. Yo, Yağız'la sen takım... bence sana bir şey yo, söyleyeyim mi? Yağız'la takım birinci olduğun haftadan zaman bir sen Yağız'la arkadaş izlemişsin değil miydin? Üçüncü haftadan bir bölüm izlemişsin. Ben İzlememişsin sana Anıl'la yani arkadaş değildin demiyorum. Sana diyorum ki, bana diyorsun ya sen güçlünün yanında durmaya çalışıyorsun. Sen kendi ağzını söyleyen kendinsin. Sen de Yağız'la arkadaşsın. Sonra Anıl'larla normal arkadaş benim olabilirsin ama Yağız'la da arkadaş olup anlamadım küsebiliyorsun. Ama senin bize ihtiyacın var. Yo benim kimseye benim ihtiyacım, ona ihtiyacım yok. Ben buraya... Bak, bunu benim sana ihtiyacım yok. Sen kimsin bana ki? Benim gözümde zaten, sen kimsesin. Sana ihtiyacım yok. Bak ben buradan bahsediyorum. Ben kişisel benim potadan çıkmak gibi bir derdim hayatım, de yok ben şu an. Ben Anıl'larla istediğim, Anıl'ları samimi gördüğüm için, Oğuzhan'ı samimi gördüğüm için veya başka insanları samimi gördüğüm için onlarla arkadaş olabilirim. Ben onlara yamanmıyorum. Veya onlar beni potada yazmasın diye bir şey de yapmıyorum. 3 haftadır potadayım. Sana gelip bir kere beni yazma dedim mi? Beni yazdın, sana ağzımı açıp bir laf ettim mi? İstesem gelip sana yakın olmaya da çalışırım. Derim ki beni yazma Ceren. Seninle yakın olmaya da çalışırım. Seninle ne zaman gelip samimi olmaya çalıştım? Ne ben yaptım? Yanına mı geldim? Yok Ceren'cim yalvardım mı sana Ceren'cim diye? Neyden bahsediyorsun? Bak mesela. Ne? Eleştiriye açık değilsin. Yo eleştiriye açıyorum. Sen insanlara bağırma sana bir şey söyledin de böyle. Ya, beni sana mı soracağım bağırma bağırıp bağırmayacağım? Bağırma, bak sen bağırıyorsun. Bu benim ses tonum. Sen söylediklerine dikkat et. Bak, sen söylediklerine dikkat etmezsen ben de etmem ses tonumu bu arada. Bak düzgünce konuşuyorum. Beni yükseltme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.